Kemal Hanım, lezzetini beğendim. Vay, onun yani lezzetini sormuyorum. Salatalık olur mu, olmaz mı diyorum orijinalinde. Şöyle ben söyleyeyim. Sanki olmaz diye hatırlıyorum. Yanlış mı hatırlıyorum? Ben şöyle ben söyleyeyim. Elif'i yarından lütfen, sonra seni o kadar çok merak ediyorum ki bakayım bu iyi niyetin devam edecek mi bu hafta bitene kadar. Sultan Hanım, iyi niyetten söylemiyorum. Sadece ama çok optimist yaklaşıyorsun. Hayır, sürekli beğendim. Emin olamadım diyorum. Bakın, emin olamadım. Bizlerle aynı puanı veriyorsun. Elimde, önümde bir doküman yok, bir dosya yok. Bakamıyorum. Her şeyi beğeniyor. Şu an dünkü verdiği puan değil. Eksik menüye bile girer benim nazarımda dedi. Giriyor. Malzeme eksikliğine girer mi girmez mi Sultan? Bence girer çünkü salata olmazsa olmazı. Gerçekten komiksiniz. Umarım o zaman şöyle yapalım. Tuzunu da koymadın, onu da eksik say. Yani siz yazdığınız yemekleri yapmamışsınız Nas Hanım. Evet yani o dünkü rolümü bu kadar çalmanız gerçekten marjinal yani. Baktığımıza göre, hayır baktığımıza göre ben yorum yapıyorum. Dünkü rolümü çalıyorsunuz ya. Ben şu anda bu masadayım, sizin masanızdayım. Dün Furkan Bey'di, o geçti şu anda. Yani bu kemik... Tamam, ben gibi davranıyorsunuz. Hayır, bu et kemikli olması lazım. Orijinali bu. Yani aslında sizin bize öğretmeniz lazım. Bizim size söylememize gerek yok bunları. Doğru. Doğruysa o zaman niye bu şekilde getirdiniz? Salatalık yok. Elif Hanım diyor olması olur mu, olmaz mı, hatırlayamıyorum. Hatırlamanıza gerek bile yok. Yani bu yavurdağı salata salatalıksız olmaz. Ben de menüme koyacaktım. Zaten mevsim olmadığı için çıkarttım ki domatesleri de çok büyük doğramışsınız bu arada. Bunu da söylemek istedim. Keşkek nasıl? Yani güzel. Onu beğendin. Etin lezzetini beğendin. Et güzel. Nasıl? Eline sağlık. Et çok güzel pişmiş. Keşkek pek damak tadıma uygun değil. Normalde de sevdiğim bir yemek değil zaten. Bu et o kadar kalındı ki. Yani biliyorum. Bu saatte hani bu kadar saatte böyle pişirmen mucize. Zaten bunun 3-3,5 saat pişme süresi varmış. Daha önce yemedim. 3-3,5 saat benim sürem 2,5 saat. Tamam ben biliyorum. Zaten 3-3,5 saat pişme süresi varmış diyorum. Ama yani kemikli olması lazımdı. İliği içinde olması gerekiyormuş. Daha önce yemedim bilmiyorum ama araştırdım menüyü gördükten sonra. Yani bu şekilde değil. Naz Hanım. Yani bir de biliyorsunuz hani bilen bir insansınız. Ben zaten farkındayım. Farkındasınız da niye bu şekilde getirdiniz o zaman? Ben zaten çıkarttırdım içinden bilerek. İşte niye çıkarttırdınız? Orijinal kaybetmişsiniz. Orijinali niye bozdunuz? Neden çıkarttı? Ha kasapta çıkarttınız. Hayır ben da. Evet. Kasaba sordunuz mu? Diye. Hayır, kasaba sordunuz mu? Kemiğini çıkartmalı mıyım, çıkartmamalı mıyım diye. Hayır bu zaten kemiksiz de satılıyor normalde. Ben iliğini de aldım. İlikle beraber yeniden yani sen orijinalini bozdun. Ben sadece kemiğini aldım. Kemiğini şey yaptım. Orijinalini bozmuşsunuz. Ben bilerek aldım kemiğini. Şey olmasın o zaman, diye. Menüde kemiksiz olduğunu belirtecek bir şekilde yapacaktınız ki biz de baktığımızda zaten kemiksiz gelecek. Biz oraya takılmayalım. Ama şu an oraya takılmak zorundayım. Çünkü orijinalim neyse budur. Takılmaya bir yer arıyorsunuz biliyor musunuz? Hayır gerçekten. Başka bir yere gitsem. Bunu bir restoranda istesek. Emin olun ki onun özelliği kemiğiyle beraber gelmiş olacak tabii. Bize. Görüntü açısından. Yazdığınız yemekleri yapmayacaksanız bence yazmayacaktınız. Ben başka bir şey menünüze sormak istiyorum. Etinizi önce mühürleyip daha sonra ilik ile evet beraber pişirdiniz evet, değil mi? Yani biraz daha teknik konuşmak istiyorum. İzleyicilerimiz evet belki tarifini merak edecekler. Belki yapmak isteyecekler. Şöyle nasıl söyledim, yaptınız? Hatta onu da söyledim zaten şey yaparken, hı-hı, çekim yaparken. Unla beraber mühürleyip mühürlediniz değil mi? O evet şekilde. Ve öyle içerisine olmuş limon kattım. Hı-hı. Hmm. Yani limon zaten unla mühürleniyor. Evet, pişmesini hızlandırıyor. Öncelikle bu etin ismi niye şey? Ossobuca? İnci, yani dananın yeri orası ve ismi o. Hani dananın neresiydi? Dana incik. Dana incik. Bu en bu sert incik yeri. Zaten incik nerede oluyor hanımefendi? Bacak kısmı mı ya? Bilmedim şey. Orada oluyor, bacakta oluyor yani. Bacak kısmı diyorum ben sizden size. Bunları öğrenmeye çalışıyorum. Tamam, ben hayvanın her bir bölgesini tanıyamam ki. Ben sizden tamam bilginizden faydalanmak istiyorum. Şu an Furkan istiyorum. Bey'i dinliyorum. Rica edeceğim. Furkan Bey, Furkan Bey yorumunu bitirdi. Zaten... Tamam. 2,5 saatte mucize dediniz ya. Niye o zaman bunu seçtiniz de niye bu mucize gerçekleşti? Nasıl gerçekleşti? Düdüklü mi? Hayır şöyle. Bir de ben burada bir mucize mesela göremiyorum maalesef. Şimdi şöyle sizin dün etinizin bu şekilde pişmesinin yani tane tane tel tel dökülmesinin sebebi çok minik olmasıydı. Bu birincisi. Hı-hı. İkincisi benim attığım etler toplasanız yani tanesi 350-400 grama yakındı. Hı-hı. Hani tek tamam tek söylüyorum size. Şimdi sizin pişirdiğiniz etle benim pişirdiğim et aynı değil. Peki et bu kadar kuru mu olur? Bana çok kuru geldi. Ben... Beklediği için otomatikman kuruyor. Benimki de bekledi ve sıcak geldi ve tane tane ve sulu geldi. Benim bildiğim et sulu olur. Siz içerisinde salça kuruydu koymuşsunuz beyefendi. Benim ürünümde salça yok. Hani benim ürünümde sadece sebze ve su vardı. Dana incik böyle kuru mu oluyor yani? Kuru değil bu. Gayet kuru. Kuruya katılan var mı?
Benim etimin biraz altı biraz böyle mühürleme biraz esnasında kuru. Biraz bu tarafı yani diğer tarafı daha iyiydi. Bu taraf biraz daha böyle kurumuştu. Bayağı kuru. Bu diğer tarafına oranla bu taraf daha kuru. Ama asla bir yutma problemi falan yaşamadım. Ve servis çok basit geldi. Hani etin üstüne ne bileyim bence kekik falan servilebilirdi. Et konmuş yanına risotto da diyorum. Ben risotto da konmuş. Yanına yeterince yani tadı yeterince vardı o yüzden bozmadım. Yani içinde sadece pişerken tane karabiber ve defne yaprağı vardı. Ve en sonunda kereviz koydum. Başlangıçta o kadar güzel görsel. Ondan sonra bu yani bence iç açıcı değil. Sizinki de hayal kırıklığıydı emin olabilirsiniz. Hangisi? Şefin tabağı. Şefin tencere kebabı. O da hayal kırıklığı değildi bence gayet lezzetliydi. Herkes de beğendi onu. Lezzetinden yana şeyim yok, şüphem yok. Gerçekten lezzetliydi. Ama o bir şefin tencere kebabı. Neydi? O zaman et bu da hanımefendi. O zaman bu da yazdığınız saniye yemek değil. Bu yazdığım yemek yani dananın aynı yeri kemiksiz. Ben konuşuyorum bir saniye lütfen. O ismi olmayan bir tencere kebabı dediğim, benim ismini verdiğim. Siz diyorsunuz ki et sote. Et sote de biber olur. Mantar olmazsa zaten sote olmaz. Kavurma diyeyim o zaman. Hadi siz kavurma öyle kavurma olma. Diyeyim. Hayatınızda kavurma yemediniz mi? Kavurma öyle mi olur? Yedim. Kavurma öyle olmaz. Tam salça koymuşsunuz. Tamam salça koydum. İsmi ne olacaktı? Salçalı et mi diyecektim. Ben yani bana özel olduğu için ben tencere zaten kebabı. İsminden dolayı şey puan kırmanız saçma. Gelip bana risotto verip buna da osso buco diyeceğinize dana incik deseydiniz mesela. Mantıklı. Ben böyle keşkek nasıl? Keşkek ben yani beğenmedim. Benim damak lezzetime göre değil diyeyim. Hmm. Yani ben beğenemedim. İçinden farklı bir tat alan var mı? Yani peynirden olan bir şey galiba. Peynirin bir tadı var. Bulgurun yani bu firik bulgurunun kendi isli tadıdır o. Çünkü kavrularak yapılır. Kavrularak yapılır. Ve en son içerisinde eski kaşar var ama bu aldığınız yoğun işte, kaşar tadı değil. İşte bir bu tat peynir tadı aldım evet, çünkü. Evet peynir yani, onu soracaktım ben. Onu aldığınızda zaten istediğim şey oydu. Zaten sıcak geldiğinde uzama vardı. Evet. Yani o peynir gözüküyordu. Onu sordum ben de bir tat aldım. Zaten firik daha böyle tam olgunlaşmadan toplanıp iste kavrularak yapıldığı için de o is İsli, kokusu. Onun alameti farkısı isidir zaten güneşte kurtulması. Evet. Salataya nasıl buldun Furkan? Salata yani olmaz zaten. Hem salatası eksik. Gavurdağ salatasının en önemli malzemesi salata ve domates. Ve yani kebabın yanına olsaydı tamam derdim ama ne kebap var. Yani salata da olmamış tabii kebabımızın ki de. Kebabımızın yanına neden yapmadınız o zaman? Yeşil benim erikli salata. Gayet mevsimsel bir salataydı benimki. Ama yakışmıyordu. Gayet yakışmıştı. Beğenilen de çok olmuştu bence. Nazan Hanım siz domates almayı unutmuşsunuz herhalde kendinize. Yok yedim. Yediniz ben mi? Ben yiyorum ben yani. Ben deminden beri bakıyorum da. Güzel olduğu için ben yiyorum yani. Yani bana gelmedi bir şey söylemedim ama domatesi almamıştım. Benim tabağım yani. Benim tabağıma da karışmayın lütfen. Karışmıyorum ama ben yedim eşit dağıtıyoruz ya o yüzden dedim. Ben eğer isterseniz verebilirim. Havva Hanım yedim. Anlıyor musunuz yedim? Tavır yaparken dövecek gibi böyle bir... Hayır anlamıyorsunuz ama. Çok sürekli konuşma isteği. Bugün ev sahipliğinizi koruyamıyorsunuz. Neden? Eleştiriye neden? Açık değilseniz çünkü neden geldiniz eleştiriye görüşüyorsunuz? Ben kusura bakmayın da siz yani şey yapıyorsunuz, beni yükseltiyorsunuz. Yani sürekli konuşuyorsunuz. Ben diyorum ki yedim. Ben benim tabağım ben şunu yedim. Geldim. Boş konuşmayın o zaman. Boş konuşmuyorum. Evet, altı dolum dolu yorumlar yapıyorum. Allah aşkına altı dolu yorumlar yapıyorum ve belgelerle geliyorum. Ben burada ama Hava Hanım'a katılıyorum. Dünkü sakinliğiniz bugün yok. Hayret. Yani doğru olan her şeye katılırım. Sert tavırlar bana sergilerim. Kendime doğru olan şaşırdım her fikre katılırım. Hayret, dünkü sakinliği Naz Hanım'ın bugün yok. İşte ben şöyle, dün Naz Hanım ben dün bu yüzden işte Furkan Bey hani isterim ki ev sahibi gününü daha keyifli geçirsin. Yani bu kadar üzerine gerilmesin. İşte onun için bütün çabası da o yönde. Sonra 5. Ama senin iki yemeğini de çok beğendim. Benim yediğim şey ve gayet de görüyorsunuz ben yedim yemeğimi. Ben yani ben bana ısrarla diyor ki domatesini de isterseniz diye. Benden alın. Şimdi bana neyi ima etmeye çalışıyorsunuz ki? Yorumunuzu yapın bitsin. Benim boğazım çok kurudu böyle bir içecek hiç ikram etmediniz. Su verdiniz başka sordum. Bir şey vermediniz. İçecek içer misiniz? Herkes su istedi. Siz de su istediniz. Tamam istedim ama ben şu an daha içecek istiyorum. Tamam yani güzel bir dille söylerseniz vereceğim. İçecek olabilir miyim? Tabii ki de. Hangisini içersiniz? Hangisi var? Bir ayran var meyvesi yok kola. Olmayı çok tatlı değil mi? Naz Hanım bugün eleştirilerin açık olan bir ev sahibi değildi. Çünkü o kadar yükseldi ki tamam menüsünü savunacak, kendini savunacak ama ne olduğunu gördük. Olmamıştı. Olmayan şeyi de hala yaptım, ettim deyip kendini yükseltmeye çalıştı. Beni aşağı çekmeye çalışması zaten oradan belliydi ama boşuna çekti. Ben onu çekmiş oldum aşağı. Çünkü elimde belgelerle geldim. Onun hepsini onun yüzüne gösterdim. Bu da benim en büyük avantajım oldu.